kalıplandırma varsa oralarda da maske takmayacağız. Ancak bazı yerlerde de maskesiz dolaşamayacağız. Peki o yerler neler? Yani haberimizde. İki yılın sonunda Sağlık Bakanı müjdeyi verdi. Maskeler çıkarıldı ancak her yerde değil. Açık alanlarda mesafeyi koruduğumuz zaman maskeye gerek yok. Hava sirkülasyon yeterince havalanmayı sağladığı için aslında maskenin bize katkısını bir miktar azaltıyor. Kapalı alanlarda ise eğer mesafeyi koruyamayacaksanız, mesela metrolar gibi, uçaklar gibi, hastaneler gibi, okullar gibi, yani mesafenin korunmasının zor olduğu, yoğunluğun fazla olduğu ortamlarda kesinlikle maskenin takılması ve maskenin çıkartılmaması oldukça önemli. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Artık açık havada maske takılmayacağını söyledi. Havalandırması yetersiz olan kapalı alanlarda ise maske kullanımı devam edecek. Ancak açıklamaların ardından kafalarda soru işareti oluştu. Artık iyi havalandırılan bir alışveriş merkezinin ortak alanında maskenizi takmanıza gerek yok. Çünkü sosyal mesafenizi koruyabiliyorsunuz. Ancak eğer mağazaya girecekseniz işte o noktada maskenizi takmanız gerekiyor. Çünkü mağaza içi hem havalandırılmıyor hem de alışveriş yaparken sosyal mesafenizi koruyamayabilirsiniz. Açık katımızda cadde konseptinde normal açık alışveriş caddelerinde gezer gibi geziyorsunuz. Dolayısıyla buralarda tamamen maske zorunluluğu kalkmış durumda. Alt katımız kapalı olan katımıza indiğiniz zaman da ortak alanlarda maske takmayabilirsiniz. Bu zorunluluk da kalktı ortadan. Ama mağaza içlerinde bu uygulama bir süre daha devam edecek, öyle görünüyor. Çünkü sosyal mesafenin uygulanamayacağı durumlar oluşabiliyor, kalabalıklar oluyor. Dışarıda gayet iyiyse daha rahat hissettim. Yani daha mutluydum yani. Maskelerin kalktığı ilk gün maskemi çıkartmadım. Çünkü alışkanlık olduğu için devam ettik. Çok da dolaşmadık çünkü alışkın değiliz. Bir de korkuyoruz da. Çok sıkılmıştık, artık rahatlamak istiyordu insanlar. Maskenin içinde nefes alamıyordu toplu taşımalarda olsun. Yani daralıyordu insanlar. Şu an kapalı olanındayım diye takıyorum zaten. Artık HES kodu da sorulmuyor. İki yıldır hayatımızda olan HES kodları artık tarihe karıştı. Öyle ki alışveriş merkezine artık HES kodumu göstermeden rahatlıkla girip güvenlikten geçip rahatlıkla alışverişimi yapabiliyorum. İşlevsel olarak baktığımız zaman çok böyle işlevsel bir yönü yoktu. Şöyle ki birbirinin HES kodunu kullanmalar, kimlik kartı kontrolü eşleştirmelerinin vesaire olmaması nedeniyle aslında etkinliğini biraz yitirmişti. Hani alışveriş merkezlerine gelmemeyi tercih ediyorlardı. Sadece alışveriş odaklı geliyorlardı. Muhtemelen bu insanlarda biraz hani pandeminin etkisinin azalmaya başladığı algısı yaratacak. Tabii ki tedbirleri elden bırakmadan daha fazla alışveriş merkezlerine geleceklerdir diye düşünüyorum. Uzmanlar uyarıyor, kapalı alanda maske kullanımına devam etmek önem taşıyor.